İyi akşamlar arkadaşlar. 11. maçımızı tamamlayarak bir milli araya daha bir galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10 tanesinden galip gelip bir maçı berabere bitirerek çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak takımımız çok iyi. 10 galibiyet var. Biz her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam gene aleyhimize iki tane çok kolay penaltı çalındı. Şöyle bir düşünün lütfen. Bu iki penaltı Galatasaray lehine verilseydi ve biz bu maçı bu penaltılarla galip bitirseydik, bugün Türkiye'de kimler neler konuşuyor olurdu? Bir algı yapılmaya çalışıldı. Aslında algı meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler. Aslında burada yapı falan yok. Çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı o kadar rahat penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler şu anda yapılan algıların getirdiği onlara cesaret. Çok ciddi bir ayıp var. 11 gol yemişiz. Bunun 6 tanesi penaltılardan. Ve bize verilen 6 penaltının tamamı gri pozisyonlar. Az önce bu röportaja gelmeden önce bir VAR incelemesiyle bir gol verildi. VAR'ın çağırdığı bir pozisyonda rakip takımın maçında bariz bir elle oynamaya rağmen, VAR'ın çağırmasına rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz diyoruz. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz ama 11 haftanın sonunda Galatasaray 7'ye 11 golün 6 tanesini penaltılardan yemiş durumda. Bunun böyle gitmemesi gerekir. Bu ayıbın bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Burada elbette ki Merkez Hakem Kurulu'na büyük görevler düşüyor. Bu milli arada bence verilmiş olan kararları bir kez daha gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü gidişat hiç hayra alamet değil. Aleyhimize gri pozisyonlar veriyor. Lehimize değil. Maalesef kimsenin lehine ya da aleyhine olmasın. Biz bir adalet istiyoruz. Bir standart gelmesi lazım hakem kararlarına. Özellikle VAR müdahaleleri burada çok ciddi tesir ediyor maçlara. Yani TFF'yi ziyaret etmek, yani aleni şeyler, bunları görmüyorlar mı herkes? Bunu herhalde Federasyonun başkanından yönetim kuruluna, merkez hakem kuruluna, tüm tarafsız olması gereken futbolun paydaşları izliyorlar. Ama biz bunun takipçisi olacağız. Bu akşam artık bence bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük. Omuz omuza mücadelede bir penaltı veriliyor. Hakemin gözü önündeki bir itme pozisyonunda VAR müdahale ediyor. Gerçekten bunları anlamakta çok ciddi zorluklar çekiyoruz. Yabancı yerli değil, iyi hakem çözüm. Kötü hakemlerin performansı, kötü olanların maçlardan dinlendirilmesi, onların performansını yükseltecek faaliyetlerin, eğitimlerin adı her neyse gerçekleştirilmesi gerekir. Yoksa yerli yabancı demek doğru değil. Bence iyi hakemlere ihtiyaç var. Türk futbolunun ileriye gitmesi için, marka değerinin yükselmesi için öncelikle hakemlerin de iyi performans göstermeleri gerekiyor. Ve maalesef 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar. Bir şekilde hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonucunu da hep birlikte sahada gördük bugün. Yok, ben o gün açıklamamı yaptım. O konu bizim için kapanmıştır. Bunu ben değil, tüm Türkiye diyor. Galatasaraylı tüm Türkiye diyor. Evet, bugün Viktor'un çok güzel bir maçını bir kez daha izledik. Bence sadece Türkiye'de değil, Viktor Osimhen'in golleri, performansı tüm dünyada çok büyük ilgiyle izleniyor. Biz de Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Ben maçı Mauro Icardi ile birlikte izledim, yan yana izledik. Ceza sahasındaki pozisyonlarda tabii o sahanın içinde biri olarak hep yorum yapıyordu. Hani bugün bizim aleyhimize verilen penaltıların benzerlerinden onlarca Mauro Icardi'ye yapıldı. Ama maalesef hiçbiri verilmedi. Mauro Icardi sakatlandı ama bizim için gündemimiz
Icardi'nin en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmak, işte ameliyatının en iyi şekilde yapılması ve biz biliyorsunuz Mayıs ayında geçen Avrupa Tottenham maçından sonra da söyledik, final hedefliyoruz. Biz bu Mayıs'taki finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz. Yo, bizim seyircimiz vefakardır, cefakardır. Sahip çıkması gerektiği anda tüm oyuncularına isim ayırt etmeksizin sahip çıkan çok vefalı bir seyirci Galatasaray seyircisi. Bugün de olması gerekeni yaptılar. Bugün ayrıca stadımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dönemiyle çok güzel bir koreografi de gerçekleştirildi. Bu vesileyle hem bu koreografide emek verenleri tebrik ediyor, hem de kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Hayır dediğim ya, dondurursak nasıl Mayıs'ta final oynayacağız ki kendisiyle? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.